Arkadaşlar merhaba. Bugün Instagram'da paylaştığım daha önce sözlerimden bir tanesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Biraz açmak istiyorum. Şunu paylaşmıştım. Hayatınızı başkaları değil, onların zihinlerinde oluşturdukları siz değil, insanların dikte ettirdikleri duygular değil, gerçek benliğiniz olan siz yönetsin. Şimdi bu diyeceksiniz ki, şunu diyebilirsiniz. Yani siz yönetsin derken zaten hayatımı kim yönetiyor ki, ben yönetiyorum diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu sizin zihin aleminizin söylemiş olduğu hayatımı ben yönetiyorumu altına açmak gerekiyor. Kime göre yönetiyorsun? Neye göre yönetiyorsun? Benim düşüncelerim dediğin düşünceler gerçekte senin düşüncen mi? Yoksa sana dikte ettirilen, işte Esin şöyledir, böyledir, böyle yapması gerekir, daha farklısı yakışmaz ona veya işte niye yapmadı bunu böyle gibi psikolojik baskılar, kültürel geçişler, atalarımızdan gelen bilişsel geçişler veya bizim zihin alemimizin yaşarken işte toplamış olduğumuz bilgilerle mi? Bu bir total zihin alemi. Bu şekilde mi yönetiyorsunuz? Ve iç benliğimiz, hani ben orada diyorum ya, siz yönetin. Gerçek siz kim? Doğru soru bu. Şimdi nefsi emmarede olan kişi, kök çakrada olan kişi ne demiştik? Çok fazla zihin aleminde debelenir. Yani her şey çok fazla tutulur. Egosu çok yüksektir, kibri çok yüksektir. Ben der, asla başkasına anlayış göstermez, saygı göstermez. Benim dediğim kesin doğru der. Yani bu hayata hiçbir zaman çok böyle göreceli olarak bakamaz. Kalıplara yapışmıştır. Yani şu olmazsa kesinlikle onun dışında başka yol yok, böyle olmaz diye kalıpsal yaklaşır birçok şeye. Şimdi bu kişi, nefsi emmarede olan kişi bu duygu durumundayken kendini yönetiyor ya, güya yönetiyor. Kendi hayatını kendi çiziyor, yaşıyor ya. Tabii ki güya yaşıyor. Çünkü burada yöneten kişi bilinç alemindeki ona kodlanan, çocukluktan itibaren kodlanan düşünceler olabilir, kültürel geçişsel olabilir dedim. Şeytanın ne dediydim daha önce, bilişsel geçişlerin yanında zihin alemimizde şeytanın vesveseleri çok fazla, çalışma alanıdır orası onun, çok fazla döner. Yani zanna dayalı bir fikir üretir kişi. Bakın, emmaredeki insan zanna dayalı bir fikir üretir. Halbuki doğru olan bilgiye dayalı fikir üretmesidir. Peki o bilgiyi nereden sağladık biz? İşte hani Yunus'un dediği gibi, bir ben var bende, benden içeri. Yani daha iç benliklerimize inerek gerçek sizin kim olduğunu idrak etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizden nefis olarak, nefsane olarak baktığımız için birçok şeye, bizden beklenen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Görevleri, vazifeleri. Yani hiç sormuyoruz kendimize. Ben bunu yaparken zevk alıyor muyum? Ben bunu yapıyorum ama kim için, ne için? Yani bu sorular sorulmaya başlandığı zaman zaten kişinin biraz artık farkındalığı oluşmuştur. Emmareden çıkmaya çalışıyordur kişi. Yani zihnin kalıbından çıkmaya çalışıyordur kişi. Ben dedim ya, ben diye adlandırdığı kişi aslında gerçek sen değilsin. Ben diye adlandırdığın kişi herkes. Herkesin fikri, herkesin yönetimi, herkesin sana geçirmiş olduğu bilişsel ve zihinsel geçişler, bilgiler vesaire. Gerçek bana ulaşmanız için emmareye ait olan tutunduğunuz neler varsa hepsinden kurtulmanız gerekiyor. Kalıplardan kurtulmanız gerekiyor, soyutlanmanız gerekiyor. Yani asla bu böyle olmazsa şöyle olmaz diye bir şey yok. Hayatta her zaman bir ikinci, üçüncü yol vardır. Ben şu şeyi çok severim, psikolojide geçer. 6-9 testi. Ben buradan baktığım zaman o 6'dır. Ama karşı taraftan bakıldığı zaman 9'dur. MR'deki insan der ki hayır bu 6. Yani kesinlikle 6, başka değil. Yani görmüyor musun? Yani aklın yok mu? Baksana 6. Onun bütün hayatıdır, bütün tutunduklarıdır, bütün doğrularıdır. Ama maalesef ki şöyle bir gerçek var. Bunu ne zaman algılıyor kişi? Farkındalığı açıldığı zaman, olduğu zaman, algıları açıldığı zaman algılıyor. Altının yan tarafına doğru geçtiğin zaman, bakışın açısını değiştirdiğin zaman ne görüyorsun? Altı olmaktan çıkıyor artık. O başka bir şey. Aa,
yani ben böyle görüyordum, düşünüyordum ama yani farklıymış bu. Tam da altı değilmiş. Ondan sonra daha ileri gidiyorsun. Tam karşıya geçişte o altı, yani senin bütün ideallerin, bütün tutundukların, bütün hayallerin, bütün kalıpların, olmazsa olmazların, ben diye tanımladığın her şeyin eşittir hayatının, eşittir nefsinin 9 olduğunu görüyorsun. Yani 6'ydı hani o zaman sen %100 emindin birçok şeyden. Ama bakışın açısını değiştirince onun aslında bir 9 olduğunu gördün. Şimdi burada ne anlatmak istiyor Cenab-ı Hak sana? Bunu deneyimledin. Hiçbir zaman 6 diye tutunduğun şeyler aslında 6 değilmiş ya, 9'muş. Demek ki benim kalıplarım artık burada kırılmaya başlıyor, bakın. Çünkü yıkılıyor dipten dipten gelen bilişsel geçişler. Yani bunun 9 olma ihtimali de varmış demek ki. Şunu gör. Bu 9'sa eğer 9'a da tutunma. Çünkü şeyi geçtiğin zaman, bakışının açısını biraz daha ilerletip farklı bir açıya baktığın zaman aslında onun ne 6 ne 9 olduğunu görüyorsun. Burada şunu idrak ettiriyor Cenab-ı Hak. Tutunduğun hiçbir şey yok. Hepsi benden bir tecelli. Çünkü ayette diyor ki yönünüzü nereye dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi ile karşılaşacaksınız. Yapan yaptıran benim. Ama siz emir aleminde yaşıyorsunuz. Bundan da size sorgu sual soracağım. Emir aleminde insani ilişkilerinizi, ruhsal tekamülünüzün güzel olması için yapmanız gereken vazifeleriniz ortada, yapın. Bunun dışında fizik alemine ait sadece beden gözümüzle gördüğümüz, sadece zihnimizle düşündüğümüz şeyler, ki bunlar algıların çok az bir kısmıdır yani. Biz beş duyudan ibaret değiliz ve sadece fizikten ibaret de değiliz. 32 tane daha bilim adamları ispatladı, şimdilik ispatladı. Farklı duyu organları da var hayatı ve ruhu anlamamız açısından. Şunu söylüyor Allah, yani ne olursa olsun hiçbir şeye bu kadar fazla tutunma, her şey benden. Ben dilemedikçe yaprak da kımıldamıyor hiçbir şeyde. Yani senin ben dediğin, benim 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 dediğin hiçbir şeyin aslında senin olmadığını anladığın zaman oluyor. Ama bu müthiş muazzam bir özgürlük, çünkü fizik bedenine ait olan neler varsa kişiyi çok fazla yıpratıyor. Yani tutunduğunuz her şey ve Cenab-ı Hak diyor ki kimi benden fazla seversen onunla imtihan edeceğim. İçselleştirme. Onlar bizim bu dünyadaki yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, varsa sorumluluk noktasında bizden beklenen yapmamızı istiyordur Cenab-ı Hak, bekliyordur. Onu yaparsın, eyvallah, yoluna devam edersin. Ama hiçbir zaman Allah'ın yarattıklarına karşı saygı duymakla, sevmekle birlikte bağımlı bir ilişki oluşturmamamız gerekiyor. Bağlı olacağız ama bağımlı değil. Bağımlılık noktasında yüce yaratıcı imtihana tabi tutuyor. Yani sana verdiğim hediyeleme meşgul olma. Dön bana, yönünü bana dön. Sen nereye bakarsan bak aslında ben varım. Ama sen beden gözünle gördüklerinde kaldığın için eşittir, yani zihin aleminde kaldın ve sadece oradan bakabildiğin için beni göremiyorsun. Göremedikçe de benim yarattıklarımı değiştirmeye çalışarak veyahut imtihanlarda işte bocalıyor ya insanlar, çok kötü, canı yanıyor yani insanların duygusal olarak da. Bunları yapma diyor Cenab-ı Hak sana aslında. Bunu da nasıl gösteriyor sana? Yıllar geçiyor, donanımlanıyorsun, deneyimliyorsun hayatı. Yaş alırken altıların altı olmadığını, dokuz olduğunu görüyorsun. Madem ki altılar altı değil, bakış açısı değişince dokuz, o zaman şu andaki gördüklerimin de gördüklerimden ibaret olmadığını bilmem gerekiyor. İlim bunu getiriyor çünkü. Gördüklerim de sadece görebildiklerim kadar, ama bundan ibaret, bununla birlikte sadece bundan ibaret değil. Bunu bilince zaten fizik aleminden kurtuluyorsunuz. Yani nefsi emmareye ait olan duygulardan sizi yıpratan, onları kullanarak sizin işte yıprattığınız kimler varsa, çünkü etkiye tepki yasası var, yaptığınız her şey size madem ki geri dönüyor, bunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Hiçbir şekilde bağımlılık oluşturacak şekilde hiçbir şeye bağlanmayın. Ki gerçekten özgür olun, hür olun, içinizdeki yaratıcıyı görün.
Allahu Teala'nın size olan, sizde açığa çıkarttığı esmaları görün. O esmaları idrak ederseniz onları muazzam bir şekilde kullanırsınız. O zaman da kendi cennetinizi bu dünyada yaşarken oluşturuyor olursunuz. Çünkü o noktaya gelince kişiyi yöneten artık zihin alemi olmuyor. İçindeki Rabbi oluyor. Yani teklik, vahdet bilincine ulaşmış oluyor kişi. Videolarımın devamı gelecek. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.